Şimdi ortak fikirde olunan bir seçim yok. Tek bir aday var. Dolayısıyla sonuç belli. Seçimden evvel birçok şey konuşuldu, konuşulabilir ama bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna katkı vermek zorundayız, destek olmak zorundayız. Yıpranmamaları için elimizden gelen gayreti kulüpler olarak da göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu federasyon bizim federasyonumuz. Dolayısıyla önlerinde de ağır işler var. Yabancı konusu var, yayıncı kuruluşla ilgili ekonomik tablolar var, kontratlar var. Tüm bunları alt alta topladığımız zaman artı tabii ki marka değerleri var Türk futbolunun. Bunları alt alta topladığınızda transfer limitleri var. Bayağı derin konular var ve bunların Türk futbolu adına ortak bir şekilde ve Türk futbolunun menfaatine çözülmesi çok önemli. Ve onun için de birlik ve beraberlik gerekiyor. Aslında ülkenin tamamının birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir süreçteyiz. Başkanım sorun ama şimdi yabancı sınırıyla ilgili aslında belli olan bir şey var. Şu anda mevcut bir kural var. Düşüyor ama bunun herhalde bir revize edilmesini istiyor kulüpler. Yine harcama limitleriyle ilgili yani en azından spor yasasıyla ilgili bir kural var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi yabancı sayısıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet, Türk futboluna katkı verebilmek adına Türk çocukların sahada yer alabildikleri sürelerin olması, uzaması A milli takım adına bir menfaat ifade etmiş olabilir. Ben de zaten bu düşüncede idim. Ancak şu son zamanlarda yaşadığımız bazı gerçekleri kamuoyuyla da paylaşmamızda fayda var. Yani 20 tane Türk futbolcuya ihtiyaç varsa topu 2 tane var. Diğer 18 tanesi yok. Peki 2 tanenin de fiyatı 1 lirayken olmuş 11 lira. Bu da hoş bir durum değil. Çünkü bu kulüplerin A milli takımının her ne kadar yerli futbolcuya ihtiyacı var. Bunu bizim imkanlarımızla oynatarak kazanmak istiyorlarsa da ama öbür tarafta bu kulüplerin bir ekonomik durumları var. Yani bu kadar sıkıntı içerisinde bir Türk futbolcu almak zorunda kendini hisseden bir kulübün milyonlarca euro TL karşılığını diğer kulüplere verecek gücü yok. Bence bu iş artık bundan sonra yerli futbolcuyu oynatana teşvik, yabancı futbolcuyu oynatana ceza şeklinde maddi olarak koyulmalı. Sınırlama kaldırılmalı. Benim görüşüm bu. Transferlerle ilgili, tabii Beşiktaş'ta transfer hiçbir zaman bitmez. Oraya geçiyorsun. evet. tabii ki bu şartlarda transfer yapmak aslında zor. Ben limitlere kolay. Döneyim, limitlere, Futbol Federasyonu'ndaki limitlere. Bu limitlerin doğru de yapalım. Aslında siz futbol takımlarını limitlerle sınırlamak yerine kar ve zarar bilançolarını eline alıp cezalandırmanız bence daha doğru bir davranış olur. Çünkü adamlar kendilerini daha iyi bir sene geçireceklerini ümit ederek A futbolcusunun yanına B'yi de alabilirler. Bu limitlerden sınırlamaya girmemeli bu konu. Ama oradan zarar ediyorsan hesabını da verirsin şekli olmalı. Durum bu. Transferi de anlıyorum. Transfer evet, daha başlamadı. Bir tane stoperimiz evet. Geldi. Çok kaliteli bir futbolcu. Üst düzey, kreatif bir futbolcu. Takım kaptanlığı kişiliği var, aile babalığı kişiliği var, abilik kişiliği var. Hepsini bir arada bulunduran bir futbolcuyu transfer etmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Doğru bir iş yaptık. Beşiktaş taraftarının da kendisini çok seveceğini biliyorum. Onun dışında biliyorum bir forvet beklentiniz var. Sen sormadan ben cevap vereyim. Biliyorsunuz zaten gündemi. Forvetle ilgili de ilgili kişi, Weghorst dediğimiz Hollanda milli takımının forveti bir... futbolcuya ilgimiz var. Kendisini transfer etmek istiyoruz. Kendisi dün akşam evine dönebildi. Dün kendisiyle yaptığımız görüşmede iki gün daha bizden müsaade istedi. Doğaldır. Tartışacak, konuşacak yerler var. Tahmin ediyorum şey var. Yani onun da herhalde talipleri çok fazla. O da başkalarıyla olabilir miyim diye şartlarına bakıyor. Biz de arıyoruz ama. Yani iki taraf için de bu böyle geçer. Son olarak yabancı sayısında sizin elinizi de rahatlatır. Josep de Souza'nın Türk olma isteği var. Uzun yıllardır zaten Türkiye'de. Beşiktaş'ta, daha öncesi Fenerbahçe'de var. Size böyle bir talebi iletti mi Türk olması ile ilgili? Valla ben bugün sabah gazetede okudum. belki de sabah en keyifli haber oydu yani öyle baktım. Tabii ki yani. Josep çok iyi bir insan. İyi bir insan. Vicdanlı bir insan. Adaletli bir insan. Abilik var. Ailesine dönün bakın yani. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 85 milyon 001'inci de olsun. Keyif alırız yani. Evet, öncelikle tabii eski yönetimde başkanından yönetim kurulu üyesine kadar hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Mehmet Bey, özellikle Mehmet Büyükekşi gerçekten o kendi özel uzlaşmacı tavrıyla
Türk futboluna değer katacağına inanıyorum. Zaten o oy birliğiyle neredeyse tek aday olarak seçime giriyor. İyi bir liste yaptığına inanıyoruz. Biraz sonra da listeyi kendisi içeride zaten sunacak. Dolayısıyla Türk futbolunun güven ortamına çok ihtiyacı var. Dolayısıyla gerçekten sorunlarımız da oldukça fazla. Bu sorunların teker teker aşılmasını ve futbolun enerjisini yine yakalamamız lazım. İnanıyorum ki Mehmet Büyükekşi ve yeni seçilecek yönetim kurulu tüm bu sorunları aşacak ve Türk futboluna yeni bir dönemi başlatacaktır. Mehmet Başkan'la ben daha önceki sivil toplum kuruluşlarında birlikte çalıştım. Tek aday olarak başkan adayı. İnşallah Türk futboluna fikirlerini de anlattı, iyi yönde hizmet edecektir. Tabii tek adaylı bir seçim, olağanüstü bir kongre. İnşallah ülkemize, futbol camiasına hayırlar getirir. Futbol camiasının tabii büyük problemleri var. İnşallah yeni bir heyecan, yeni bir ivmeyle bu sorunların hep beraber üstesinden gelineceğini umut ediyorum. Öyle de bir enerji görüyorum. Sayın Başkan ve ekibine de başarılar diliyorum. Başkanım, size kalbim sen konusunda konuşmak isteriz. Evet. Son dönemde bir Konyalı olarak gurur duyuyoruz Konyaspor'da. Evet. Yaklaşık 2012 yılından beri de takip ediyoruz. Bu sene bizi transferleri de hemen yaptırıp yapmaya devam edeceğinizi biliyoruz. Nasıl bir Konyaspor bizi bekliyor bu sene? Tabii şimdi sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Konyaspor'un Avrupa macerası var. Ligin erken başlama durumu söz konusu. İşte Dünya Kupası var, aralar var. Bizim birazcık önce ve hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Bu noktada 6 transfer yaptık. Hem scout ekibimizin bize sunmuş olduğu oyuncular hem hocamızın raporu doğrultusunda eksik bölgeleri, geçen seneden aksayan yönleri doldurmaya çalıştık. Ufak tefek eksiklerimiz kaldı transferde. Onu da tamamladığımız zaman inşallah transfer noktasını tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz dün Avrupa Kupası kuralları çekildi Konferans Ligi'nde. İnşallah Belarus'tan bir iki rakibimiz olacak. Bu noktada tam belli olmamakla birlikte iki takımın anlaşması halinde her iki maçı da Konya'da oynama ihtimalimiz söz konusu. Bu da bizim için belki küçük de olsa bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum.